Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Gençler bugün TYT Matematik kampımızın geldik artık 6. gününe 7. videosuna basamak kavramının ÖSYM bakış testini sizle beraber şimdi bu ekranda çözeceğiz gençler. Ve birbirinden güzel sorular olduğuna dikkat çekiyorum. O yüzden Video boyunca eğer sadece beni izleyerek ilerliyorsan kitabı video boyunca pür dikkat beni dinlemeni senden rica ediyorum. Eğer kitabın önünde açıksa, ekranda karşına ben varsam, elinde de bir kalem ve bir tane silgi varsa hadi geçelim dersimize. Şimdi efendim ne dedik? 6. gün 7. video dedik. ÖSYM bakış dedik basamak kavramı ve şöyle ilk sayımızı, ilk sorumuzu yaklaştıralım ve çözmeye başlayalım. Diyor ki rakamları birbirinden farklı olan 3 basamaklı bir sayıya o sayının rakamları toplama eklendiğinde elde edilen sayı 4 basamaklı oluyorsa bu sayıya cehar sayısı denir. Buna göre kaç farklı cehar sayısı vardır diye soruluyor. Şimdi ben 3 basamaklı rakamları birbirinden farklı olan 3 basamaklı bir sayıya bu o sayının rakamları toplamını ekleyeceğim değil mi? Şimdi 3 basamaklı bir sayının rakamları toplamı maksimum 27'dir. 999 olursa 27 olur değil mi? O halde ben e, 1000'den 27'yi çıkarırsam 1000'den 27'yi çıkarırsam e, ne gelir gençler? 973 gelir. Şimdi tek tek düşünelim. 973 bunu 1000'e tamamlayacak olan sayı 27'dir. Ama bunun rakamları toplamı göründüğü üzere 19 olduğundan boyu yetmedi. Yani 4 basamaklı gelmedi. Dolayısıyla bu elendi arkadaşlar. 974'e baktığımız zaman 974 bunu 1000'e tamamlayacak olan, 1000'e tamamlayacak olan 26'dır ve bunun da rakamları toplamı 20'dir. Yani bu da olmayacak. 975'te 1000'e tamamlamak için 25 gerekiyor. Rakamlar toplamı 21 olmadı. Yine 976'da 24 eklersem 1000 gelir. 4 basamaklı olur ama rakamları toplamı 22 olduğu için bu da olmadı. 977'ye geldiğimiz takdirde rakam bine 1000'e tamamlayacak olan sayı 23'tür ve rakamları toplamı da 23'tür. Aha oldu. Tamam güzel. Bir cepte dursun mu bakalım. 977 dedik. 978 1000'e tamamlamak için 22, rakamlar toplamı 24, bu da oldu. 979, e bu şekilde devam edersem şimdi ama yani bir bakalım. 21, rakamlar toplamı 25, bu da oluyor. Şimdi 980'e geldiğim takdirde, bak 980'e gelince bunu 1000'e tamamlayacak olan 20'dir ama rakamları toplamı 17'dir. Bak bu da olmadı. Değil mi? şimdi 80 o sondaki 9 silinip onun yerine 0 gelince bir rakamlar toplamı bir bayağı bir düştü değil mi? Dibe bastı. 981'e baktığımız zaman 19 gerekli bana rakamlar toplamı 18 bu da olmadı. Ama 982'ye bakacak olursam bine tamamlayacak olan 18'dir ve rakamları toplamı da 19'dur. Demek ki bu oluyor arkadaşlar. Yine keza 983'e baktığımda ee, 1000'e tamamlayacak olan sayı 17'dir ve rakamlar toplamı da 20'dir. Şimdi artık bundan sonra rakamlar toplamı hep 20'den fazla geleceği için ve 1000'e tamamlayacak olan sayı da 20'den az olduğu için bak bunlar olur diyeceğiz. Tamam. Nereye kadar olur? 988'de olur diyeceğim. 989'da olur diyeceğim. Şimdi devam ediyorum. 990'a geldim. Abi şimdi 990... Yani bine tamamlayacak olan onun rakamlar toplamı 18. Bir kere burası ilk bas, iki basamağı 99 diye başladığı için rakamlar toplamı mecburen artık 18'den daha büyük olacak ama 990'dan itibaren bine tamamlamak için gerekli olan sayı 10. Yani bu 990 küsürlerin tamamı olacak. Nereye kadar? 999'a kadar. Şimdi bunları sayacağız. Lakin biz şunu unutmayalım. Rakamlar birbirinden farklıydı. Bundan kaynaklı 977 olamaz. 979 olamaz. Burada sadece ama sadece 978 var. Bak. 981'i zaten elemiştim. 982 olur. Tamam? Şu olur dedim. 982 olur. 983 olur. Burada 988 ve 989 olmaz. Burada olacak son sayı 987'dir. Şimdi 982'den 987'ye kaç tane sayı vardır? 6 tane. 6 tane buradan geldi değil mi? Şimdi 990'lara baktığım takdirde e şimdi hocam 99'da başlıyor ya rakamlar farklı değil birbirinden. O halde bu 990 küsürlerin hiçbiri olmayacak. Yani 6 tane burada var. Bir tane de şurada elde etmiştik. Toplam 7 tane cehar sayısı vardır diyebiliriz gençler. Ve devam ediyorum ikinci ÖSYM bakışta. Ne demiş bize sorumuz 3 basamaklı bir ABC doğal sayısına BC 2 basamaklı doğal sayısı eklendiğinde sayının rakamları toplamı 2 olmaktadır. Şimdi abi diyor ki ABC sayısına ben BC 2 basamaklı sayısını ekliyorum. Rakamlar toplamı 2 oluyor. Bu nasıl mümkün olur? Yani mesela örnek veriyorum ben ee, şuranın 110 olmasını, 101 olmasını, Değil mi? Rakamlar toplamı 2 olacaksa bu bu şekilde olur. Yani 0, 1, 1 olamaz. O zaman bir de 200 olur. 110 olabilir mi? Abi bir kere burası 2 basamaklı, burası da 2 basamaklı değil mi? Bak. 2 basamaklı sayıdan bahs. Minimum 10'dur zaten burası. burası da 1 olursa 110'a 10 eklerse ancak 120 falan geliyor. Bu olmadı. Yemedi. 101 zaten yemez. 110 olmuyorsa 101 hiç olmaz. Ne demek ki 200'müş. Ki bu ABC sayısı hani son 2 basamağı birbirinin aynısı ya. 150'ye 50'den başkası değildir gençler. Toplamları 200 yapar. Bu durumda ABC sayımız 150'ymiş Yani bu 1, bu 5, bu 0'mış. Toplamları da 6 yapar. Doğru cevabımız da C'dir deriz. Geçtim 3'e. Yalnızca 3 basamağındaki rakam birbirine eşit olan 4 basamaklı bir sayı, e, sayı birler basamağındaki rakamla toplandığında oluşan yeni sayı 5 basamaklı oluyorsa. Bu sayıya 5'lik sayı denir. Şimdi ön, öncelikle yalnızca 3 basamağındaki rakam birbirine eşit olacak. Tamam. Ve 4 basamaklı bir sayıdan bahsediyoruz. Ben bu sayıya bak bu sayıya ne diyor? Birler basamağındaki rakamı ekleyince 5 basamaklı oluyorsa 5'lik sayı olacak mı? Yani mesela örnek veriyorum aklıma ilk gelen 9995. Ben buna eğer 5'i e eklersem 5 basamaklı olacak. 10.000 olacak. Değil mi? Veya 9996 6'yı eklersem yine 5 basamaklı. 9997 7'yi eklersem yine 5 basamaklı. 9998 8 e eklersem yine 5 basamaklı. 9999 9'u eklersem yine 5 basamaklı. Ama orada aması var yani şunun için bir ama parantezi açıyorum. Niye? Çünkü yalnızca 3 basamağındaki rakam birbirine eşit olsun diyor. Bunun 4 basamağı da birbirine eşit olduğu için ben bunu sayamam abi. Tamam o elendi. Hocam niye 9995'ten başladık? 9994'ü kontrol edemez miydik? Aa bak alt alta yazınca veya yan yana fark etmez. Sen de bunun 5 basamaklı olmadığını gördün değil mi? 9998 gelir. Demek ki abi ilk sağlaya buymuş. Sonra bu, sonra bu ve sonra bu. Yani 4 tane varmış. Buna göre ABCD sayısı bir 5'lik sayısı olduğuna göre D'nin alabileceği değerler toplamı ki burada D'miz 5, 6, 7 ve 8'dir. Bundan kaynaklı bunların toplamı da 26'yı verir. Cevabımız da A şıkkı olur. Üçüncü ÖSYM bakışımızı çözdük. Devam ediyorum. Dördüncü ÖSYM bakışla AB ve BA iki basamaklı sayılar olmak üzere dikdörtgen biçiminde yüzeye sahip masaya kırmızı bir ip şekil 1 ve şekil 2'deki gibi bir ucu zemine değecek ve masa yüzeyinin kenarlarına paralel olacak biçimde konulduğunda oluşan uzunluk değerleri aşağıdaki şekillerde verilmiş. Buna göre ipin uzunluğu en az kaçtır diye soruluyor. Şimdi hocam bak bu ip şurası zemine değiyor ve burada da zemine değiyor. Bu şekilde konulduğu zaman da zemine değiyor bu ip tamam mı? Ee, bunu farklı bir renkle gösterelim şöyle. Şimdi zemine değdiği noktayla masanın yüksekliği arasındaki mesafe şöyle x dersem görüyorsun ki burada da x var. Ee, şurası gösterelim. Şimdi burası 140 santimetre iken burası 86 santim. Arada ne kadar bir fark var? 40 artı 14'ten 54 bir fark var değil mi? E şimdi buraya bakıyorsun. Ee, buradan sarkan ipin uzunluğu şu kadarken buradan sarkan ipin uzunluğu bu kadar. Yani aslına bakarsan şöyle diyebilirim. Madem üst yüzeylerinde bir fark oluştu 140'a 86 54'lük bir fark var. O halde ben şurada sarkan ipin şurada sarkan ipten yani sağdaki sarkan ip soldaki sarkan ipten 54 santim daha uzundur derim. Bu da demek oluyor ki AB BA'dan 54 santim daha uzun demek de oluyor. Veya BA AB'den 54 santim daha kısa demek de oluyor tabii ki. O halde ben AB'den BA'yı çıkarınca 54 kaldığını düşünürüm. Bunu da 9 parantezinde a eksi b biçiminde çözümleyebiliyordum. Eşittir 54 dedim. Her iki tarafı 9'a bölecek olursam a eksi b eşittir 6 gelir. a eksi b 6 ise ipin uzunluğu en az kaçtır diye soruluyor ya bana. Şimdi ipin uzunluğu en az kaçtır diye soruluyorsa gençler ben hemen şunu düşünürüm. Şu AB mesafesi kısa olsun ki bunun bir fazlası ipin uzunluğu olur diyeyim. E doğal olarak AB kısayken masanın yüksekliği de kısalacaktır. Şimdi A B 6 ise o zaman bu 7 bu 1 dersem eğer gayet kısa seçmiş olurum. Şimdi AB uzunluğu 71 ise şuradan bir sarkanda ip var. O zaman ben bu masanın yüksekliğine 72 diyebilirim. Yani şunu 1 seçerim. Burası 1 ise burası 140 141 yaptı. E masanın uzunluğa 72 seçmiştik. 72 141 daha kaç yapar? 213 yapar. Cevabımız da C şıkkıdır deriz. Tamam. Güzel bir soruydu, tatlı bir soruydu. Hem e, hikayesi hem konu örgüsü, hem kazanımları hem şekli, şemali, görseli tam anlamıyla ÖSYM tipindeydi. Devam edelim. Beşinci ÖSYM bakışta. Çok beğenerek yazdığımız bir soruyu Barış Hocamla beraber. İyi dinle şimdi beni. Aşağıda farklı birimlerde ölçeklendirilmiş iki tane cetvel verilmiş. Yeşil cetvelle sarı cetvelin Mesela burada 16 ile AA iki basamaklı sayısı çakışmış. 25 ile AB iki basamaklı sayısı, X ile de BA iki basamaklı sayısı çakışmış. Sarı renkli cetvelde iki basamaklı AA, AB ve BA sayıları yeşildeki 16, 25 ve X ile eşleşmiş. X kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben şuradaki uzunluğun şuradaki uzunluğa yani uzunluk derken kendi birimlerine göre. Şimdi buradaki uzunluk yeşil cetvele göre 9'dur aslında bakarsan. 9. Şuradakine bakacak olursam da AB'den AA'yı çıkaracağım. Şimdi burada 10A var. Burada 11A var. Çıkarırsam eksi A kalır. Burada da bir B'miz vardı. O halde B eksi A'dır. Ben AB 2 basamaklı sayısından şundan AA'yı çıkaracak olursam B eksi A gelecek. Bunun buna oranı şunun şuna oranına eşittir diyeceğim. Eşittir dedim bak. X eksi 25 yazdım oraya bölü alt kısımda BA'dan AB'yi çıkaracağım. BA'dan AB çıkarsa 9 parantezinde B eksi A geldiğinde görürüz. Şimdi her iki tarafta her iki kesrin payda kısmında B eksi A'larımız var. Bunları bir götürebilirim. ve daha sonrasında işler dışlar çarpımı yaparsam 81 eşittir x eksi 25 olduğunu görürüm ki x buradan 106'nın ta kendisi gelir. Benden zaten x istenmişti. Doğru cevabımız da E şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Evet 6. ÖSYM bakışa doğru geçtik bakalım. Evet bakalım sorumuza yan yana konulmuş kare biçimdeki özdeş 3 tane masa örtüsü genişliği şekil üzerinde belirtilen dikdörtgen biçimdeki masaya konulmuş şekil 1 elde edilmiş. Bunlardan bir tane konulunca şekil 2 elde ediliyormuş. Bak 3 tane, 1 tane. Şimdi ben bir masa örtüsünün genişliğine x desem, x ve x desem şurası da x olmaz mı? Değil mi? Burada Masanın genişliğini elde edebilmek için Ne yaparım biliyor musunuz Şuradaki 3x ile ba'yı toplarım Yazdım bak 3x Artı ba Veya x ile 77'yi toplarım x artı 77 Bu ikisi de bana masanın genişliğini verir Peki masanın genişliği ne ab artı bb artı a Ben bunları toplayacak olursam ne gelir biliyor musun Bak burada 10 tane a var Burada da 11 tane a var 21 a yapar artı şurada bir tane B var. Burada 11 tane B var. 12 tane B yapar. Şimdi bu masanın genişliği. E şu da masanın genişliği değil miydi? X artı 77. X artı 77'yi mesela ben 21A artı 12B'ye eşitleyecek olsam. X buradan ne gelir? 21A artı 12B eksi 77 gelecektir. Tamam. Şimdi... Şuradaki 3x artı ba var ya Sırf 3x'i elde edebilmek için Ben bu ifadeyi 3 ile çarpsam nasıl olur? 3x eşittir 63 tane a Artı 36 b Eksi 77 kere e, 3 kaç yapar? 231 mi yapar arkadaşlar? Peki şimdi ben buradan 3x'i elde ettikten sonra 3x'i farklı bir biçimde elde, edile elde edebilir miyim? Yani bunu kontrol etsem Mesela ben Maviyi buna eşitledim ama kırmızıyı buna eşitlemedim henüz. Yani e, 21A artı 12B'ye eşitlemedim. Madem öyle bir de onu eşitleyelim. 3X artı BA'yı çözümlüyorum. 10B e, artı A yapar. Eşittir. Şuna. On, e, 21A yani şuna arkadaşlar. 21A artı 12B dedim. Şimdi 3X'i yalnız bırakalım. Sol tarafta. A'yı karşıya attım. 20A. 10B'yi karşıya attım. Bu da bana neyi verdi? E, artı 2b'yi verdi. Şimdi ben şurada 3x'i bulmuştum, şurada, e, burada da buldum. O halde bu iki tane 3x birbirine eşittir. ve X'de bir denklem geliyordu her türlü elime. Artık x'ten kurtulmuş oldum ben. Amacım buydu. O halde ben şunu şuna eşit olduğunu söylerim. 20a'yı karşıya atarsam 43a gelir. 2b'yi karşıya atarsam 34b yapar. Ve e, gençler. Eksi 231'i bu tarafa alırsam 231 gelir. Şimdi bunu sağlayan 43 ve 34 kat sayılarına sahip A ve B'miz var. E, toplamları 231. Bunu sağlayan sayıları düşünecek olursam. E, ben A'yı 3 seçtiğim takdirde mesela burası kaç yapar? 129 mu? B'yi de 112. 112 olsa 3, 3 kere 34 112 yapar. Toplamlarına gelir 200 Yok 3 kere 34 102 yapar. 90 artı 12'den değil mi? Özür diliyorum. 102 yapar. Bunların toplamı ne yapar? 231. Çok güzel. A'yı ve B'yi bu şekilde 3 ve 3 elde etmiş oldum. Şimdi benden istenen şey şuydu. A kere B çarpımı. o zaman 3 çarpı 3'ten doğru cevabın 9 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Geçtim 7'ye. AA, BB, BA ve AB. İki basamaklı doğal sayılar. Ali'nin birinci sınav notu BA'ymış. Birinci sınav notu BA. İkinci sınavda notunu 27 arttırmış. Bunu 27 arttırınca da AB iki basamaklı sayısı kadar bir not almış. BA'yı bu tarafa göndersem çözümlediğim takdirde 9 parantezinde A eksi B gelir değil mi? Eşittir 27 mi? O halde A eksi B her iki tarafı 9'a böldüğüm takdirde 3 mü gelecek arkadaşlar? Tamam A eksi B'nin 3 olması gerektiğini elde ettik. Peki Ayşe'nin birinci sınav notu AA'ymış. ikinci sınavda BB almış. Buna göre Ayşe notunu kaç azaltmıştır? Azaltmış diyorsa ben şunu istiyor benden. AA eksi BB'yi istiyor değil mi? E çözümleyelim. Burada 11 A'mız var. Burada 11 B'miz var. Bu soruluyor bana. E ben bunu 11 parantezine aldığım takdirde 11 parantezinde A eksi B gelir. Ki ben A eksi B'yi 3 bulmuştum. 11 kere 3 bana doğru cevabın ta kendisini yani 33'ü verir. Doğru cevap D şıkkında verilmiş dedik. Evet Tatlı soruydu. Devam edelim 8 Şekilde özdeş olan, bunların hepsi özdeş olan 3 tane çubuk birbirine paralel olacak biçimde aşağıdaki gibi hizalanmış arkadaşlar. Ee, AB ve BA iki basamaklı doğal sayı olduğuna göre bir tane çubuğun uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi düşünelim. Ben bir çubuğun uzunluğuna K desem. Burası da K olsa, burası da K olsa. Eğer bunlar yan yana dizilmiş olsaydı... Toplamda 3k kadar bir uzunluğa sahip olacaklardı. Ama yan yana dizilmemişler. Ee, şunun tamamını bak şurada k gayet açık, burada k gayet açık ama şu iç içe girdiği için AB ve BA kadarını ölçmemişiz. Dolayısıyla ben bundan hem AB'yi hem de BA'yı çıkarınca da toplam uzunluk olarak karşımıza 198 çıkmış derim. Burada 3k Eksi parantezinde AB artı BA yazılabilir. 198. 3K'yı yazdım bu AB artı BA 11 tane A artı B idi değil mi? Şu şekilde eşittir 198 dedim. Şimdi gel gelelim şu kısma. Bir tane çubuğun uzunluğu ne olabilir diye sorulmuş ya. Yani aslına bakarsan K isteniyor benden ne olabilir hangisi olabilir diye K isteniyor. Peki ben burada ne yapabilirim? Şimdi hocam bak 3K dediğim sayı 3'ün katı. Geldim buraya. E, 198 de 3'ün katı. 3'ün bir katı. 3M diyelim buraya da. O zaman 11 çarpı A artı B'nin de 3'ün katı olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. O halde A artı B dediğim sayı kesinlikle 3'ün katı olan bir sayı. 2 tane rakam var. Toplamları 3'ün katı olacaksa A artı B burada 3 olabilir. A artı B burada 6 olabilir. A artı B burada 9 olabilir. 12 olabilir. 15 olabilir. 18 olabilir. Bu şekilde devam eder. 18'de biter ama. Çünkü iki tane rakamın toplamı maksimum 18'dir. Şimdi eğer 3 ise. 3K-33 eşittir 198 yapacaktır. K'yı bulmak istersem. 3'e böldüğüm takdirde K-11 eşittir. Bunu 3'e böldüğümüzde ne gelir arkadaşlar? 6, 18, 18 6 66 gelir 11'i karşıya atarsam k kaç olur 77 olacaktır yani 77 olabilirmiş k bir tanesinin uzunluğu ama 77 şıklarda yok o zaman a artı b'yi 6 kabul edelim böylelikle 3 k eksi 6 kere 11'den 66 yaptı eşittir 198 dedim 3'e böldüm k eksi 22 eşittir 66 oldu ve k buradan kaç geldi 88 geldi peki 88 var mı şıklarda var o zaman işaretleyeceksin cevabımız c şıkkı olur. Evet gençler 8. ÖSYM bakışı bitirdik artık devam ediyoruz 9. ÖSYM bakışta. Çok güzel bir soru tam anlamıyla ÖSYM anlamında bir soru o yüzden beni pür dikkat dinlemende fayda var. AB ve BA iki basamaklı doğal sayı olmak üzere aşağıda verilen sayı doğrusu üzerinde 4 farklı sayı işaretlenmiş. Bu sayılar arasında kalan sayılar mavi ve kırmızı doğru parçalarıyla belirtilmiştir. Kırmızı doğru parçası üzerinde 35 tane tam sayı olduğuna göre mavi doğru parçası üzerinde kaç tane tam sayı vardır? Şimdi bunu daha iyi anlamlandırabilmek adına ben sana şöyle bir doğru parçası versem <laughs> siyah doğru parçası. Şuraya 20 yazsam, şuraya 25 yazsam. Şimdi 20 ile 25 arasında 21 var, 22 var, 23 var. Ve bir de 24 var. Doğru mu? 4 tane tam sayı var. 4 tane tam sayı var ama 25 ile 20 arasındaki mesafe kaç? 5. Bak mesafe 5 iken 4 tane tam sayı var. Yani sen bunu şöyle de düşünebilirsin. Mesela bir tane daha düşünelim. Şurası abartmayalım 2 olsun. Şurası da 4 olsun. Mesafe kaç? 2. Kaç tane tam sayı var? 1 tane. O da ne? 3. Şimdi bak. Demek ki mesafenin bir eksiği kadar Tam sayı var arada. O halde ben e, burada 35 tane tam sayı olduğunu biliyorsam. Ben BA'dan AB'yi çıkarınca 36 yapması gerektiğini de bileceğim o halde. Tamam çaktın köfteyi. 9 parantezinde B eksi A yazarsın. Eşittir 36 ise. 9'a böldüm B eksi A kaç geldi? 4. Şimdi B eksi A 4 ise o zaman burası 4'tür. Değil mi? Mavinin üstünde kaç tane tam sayı vardır? 3 tane tam sayı vardır ki benden bu isteniyor. Mavi doğru parçası üzerinde kaç tane tam sayı vardır deniliyor. Cevabımız B şıkkı 3 olacaktı. Ve 31. sayfamızdayız. ÖSYM bakış 10. Böyle bir sembol verildiği takdirde M'ye eşitmiş. Bu eşitlik ne anlama geliyormuş biliyor musun? 3 basamaklı ABC doğal sayısına en az M doğal sayısı eklendiğinde elde edilen sayının rakamları soldan sağa ardışık olacağını ifade ediyormuş. Mesela 514 29 eklersem buna diyor. Hadi ekleyelim. 543 elde ederim ki soldan sağa doğru ardışıktır. Güzel. İşte bundan bahsediyoruz. Tamam mı? Burada da diyor ki 420A ve 100A2 bunlar birbirine eşitmiş. Yani bunların ikisine de aynı sayıyı eklediğimiz zaman rakamları soldan sağa doğru ardışık oluyorlarmış. Buna göre A sayısı için şu ifadede verilen B kaçtır diye soruluyor. Şimdi A'yı nasıl bulurum? Bir 420A sayım var. Bir de 1A2 sayım var. Doğru mu? İki tane sayımız var. Ve ikisine de aynı sayıyı eklediğim takdirde. Bak aynı sayıyı eklediğim takdirde. Ee, ikisi de soldan sağa ardışık olacakmış rakamları. Peki bu sayıyı nasıl bulurum? Mesela 4 ile başlıyor ya. <laughs> i̇ki basamaklı bir şey eklediğimizi düşünelim. 432 gelsin diye. O zaman ben buraya bir 1 eklesem. Tamam mı? Buraya bir 1 eklesem e, olacaktır. Yani şu şekilde. Bir de sağ tarafı düşünelim. Buraya 1 eklediğim aşikar artık. Bunları topladığım takdirde de şu şekilde. Burasının da şurası 1 olduğu için 1, 2, 3 olması gerekiyor. Şimdi madem öyle demek ki ben A'yı 1 olarak kabul edersem. Şuraya da 1 yazarsam 2 1 daha 3 1 1 daha 2 1 1 aşağı indi A'yı 1 kabul ettiğim takdirde burası da 1 olursa 1 1 daha 2 2 1 daha 3 4 de aşağı inmiş oldu Yani benim eklediğim şey 11'miş Bunların ikisi de 11'e eşitmiş Ve burada A da 1'miş Şimdi geldim buraya A 1 ise eğer şurada yerine yazıldığı takdirde 511 olacaktır orası Ve 511'e ben ne eklersem Rakamları soldan sağa ardışık olur ilk defa Ve ilk defa ise o zaman ben Burada 543'ü düşünürüm yine. Ve burada 543'ü elde edebilmek için tabii ki ben buna 32 eklemeliyim. 32 de bana cevabı verir böylelikle. Yani bu B'ye eşittir diyebilirim. Evet 11. ÖSYM bakışa doğru geçtik. AB 2 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere. A çarpı B çarpımının sonucu da 2 basamaklı bir doğal sayı eşitse AB sayısına kartezyen sayı denir. Buna göre 2 basamaklı kaç tane kartezyen sayı vardır diye soruluyor. Şimdi Rakamları birbiriyle çarpacağım. İki basamaklı rakamları birbirine çarpacağım ben. Ve iki basamaklı sayıların rakamlarını. Ve sonuçta yine iki basamaklı bir sayı olacak. Mesela 23 olmaz değil mi? 2 kere 3 6 yapar. O zaman ben 10 küsürlerde bu sayıların olamayacağını söyleyebilirim. Çünkü 1 ile hangi rakamı çarparsam çarpayım iki basamaklı bir sayı elde edemem. O halde 20 küsürlere bakalım. 20 küsürlerde ilk defa 25 bunu sağlar. 2 kere 5 10'dur. 26 da 27 de 28'de 29'da bunu sağlar. Totalde 5 tanedir. Geldim 30 küsürlere. <laughs> 34 sağlar bunu. 3 kere 4 12'dir. Nokta 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 39'a kadar tamamı sağlayacaktır. Burada da 6 tanedir. 40'lara baktığım zaman 43 ilk defa sağlar ve 49'a kadar devam eder. Burada da 7 tanedir o halde. 50 küsürlere baktığım zaman 52 ilk defa sağlayandır ve 59'a kadar devam eder. Burada da 8 tanedir. 60 küsürlere baktığım takdirde 61 bunu sağlamayacaktır. 62 iki defa sağlar. 69'a kadar yine 8 tane. 70 küsürlerde 72'den 79'a kadar yine 8 tane. 80 küsürlerde 82'den 89'a kadar yine 8 tane ve 90 küsürlerde yine 92'den 99'a kadar yine 8 tane olacak. Böylelikle 1 2 3 4 5 tane 8 40 yaptı. Artı şurası da 18'di. Toplarsam 58'in ta kendisini bulurum ve toplamda bu kadar yani 58 tane kartezyen sayı vardır diyebilirim iki basamaklı. 11. ÖSYM bakış bitti. Geçtim 12. ÖSYM bakışa. AB iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere aşağıda AB santimetre genişliğinde bir rafa eşit mesafelerle yerleştirilmiş tabaklar görülmekte. Tabaklar her iki uçtan B santimetre içeri ve A santimetre genişliğindeki raflara şekildeki biçimde yerleştirilmiş. Buna göre rafa yerleştirilecek tabak sayısı en fazla kaçtır? Şimdi toplamda x tane tabak olduğunu düşünelim. Tabak sayısını bilmediğimiz için x tane tabak olsun burada. x tane tabağın toplam tabakların yerleştirildikleri yerlerin toplam mesafesi a çarpı x olacaktır. Çünkü her bir tabağın arasında a santimetre mesafe var. O halde a çarpı x dedim. Üzerine 2b'yi de eklersem bak b burada b de burada 2b'yi eklersem bu bana toplam mesafe olan ab2 basamaklı sayısını yani 10A artı B biçimde çözümlenmiş halini verecektir. Burada ben B'yi bu tarafa gönderirsem, a AX'i bu tarafa gönderirsem B rakamı eşittir, eşittir. 10A, 10A eksi AX yapar diyeceğim ve B eşittir. A parantezinde 10 eksi X olacaktır diyebilirim. Şimdi unutma, B bir rakamdı. Ve içeri doğru gitmişti. Yani burada B sıfır olamaz. Doğal olarak A da sıfır olmayacak. Ve B sıfır olamıyorsa 10 eksi x de tabii ki sıfır olamaz. Yani x 10 olamaz. Ondan küçük olmalı. Ve en fazla kaçtır dediğine göre e ondan da küçük olacaksa en fazla 9'dur. Doğru cevabımız da D şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Evet devam. 13. ÖSYM bakış. Bu sembol 3 basamaklı A doğal sayısının her bir rakamını 9'a tamamlayarak elde edilen 3 basamaklı yeni doğal sayıyı ifade etmektedir. Mesela 196. Biri 8, 9'u 0, 6'yı 3 9'a tamamlar. Bu yüzden 196'nın eşiti 803'tür diyoruz. 436 bunu tamamlayanlar nedir? 5, 6 ve 3 artı şu sembol eşittir 288 bunu 9'a tamamlayan nelerdir? 7, 1 ve 1'dir. O halde ben 563'ü karşıya atarsam eşittir dedim. 711'den 563'ü çıkaracağım. 711'den 563'ü çıkaracak olursam 8 4 ve 1 kalır. Yani 148'miş. Şimdi bu sembolün eşiti 148 ise şimdi tersten düşünelim. İçeride ne yazıyordur? İçeride de bunu 9'a tamamlayan şey yazıyordur. Yani 8 5 ve 1 yazıyordur. 851 de bize cevabın ta kendisini verecektir. ÖSYM bakış 13'ü de çözdüğümüze göre artık devam ediyorum 14'te. A B ve C sayıları 1 2 4 7 8 kümesinin elemanlarıdır. Buna göre en az iki basamağı aynı olan 3 basamaklı kaç tane ABC sayısı yazılabilir diye soruluyor. Burada rakamları farklı falan bir şey düşünmüyoruz. Şimdi 3 basamaklı sayı olacaksa şuradaki hanemize 5 tane sayıdan herhangi bir tanesi gelir. Buradaki haneye de yine 5 sayıdan birisi, buradaki haneye de 5 sayıdan birisi gelebilir. Yani toplamda ben 125 tane sayı yazabilirim. En az iki basamağı aynı demek İstemediği durum hangisidir burada? Tüm rakamlarının farklı olduğu durumlar. Ekarte et diyor. Onları isteme. İstemeyeceksek o zaman ben şunu çıkarırım. Buraya 5 sayıdan birisi gelirken rakamları farklı olacağı için buraya 4 farklı, buraya 3 farklı sayı gelebilir diyeceğim. Bunları çarparsam da bu bana 60'ı verir. O halde 125'ten yani tüm sayıdan rakamları farklı olan sayıları çıkaracak olursam 65 tane en az iki basamağı aynı olan sayı elde edilebilir. Doğru cevabımız E şıkkında verilmiştir. Geçtim 15'e. A, b ve c sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere iki basamaklı AB doğal sayısıyla iki basamaklı BC doğal sayısının toplamı iki basamaklı CA e, c, doğal sayısının bir eksiğine eşitmiş yani AB ile arkadaşlar BC toplanınca CA'nın bir eksiğini elde ediyormuşuz tamam mı Buna göre diyor bu koşulu sağlayan ABC rakamlarıyla yazılabilecek kaç farklı 3 basamaklı ABC doğal sayısı vardır diye sormuş bana. Çözümleyelim. Bak burası 10A artı B'dir. Hatta bir 10B de burada var 11B yapar. Artı bir tane C'miz var eşittir. 10C eksi değil artı A ve eksi 1 dedim. Şimdi ben bu kısımda şöyle bir şey yapsam. Ee, şöyle bir şey yapsam. Şu B burada kalsın. Eksi 1'i bu tarafa alayım. 11B artı 1 yapsın. Eşittir diyorum. Eşittir. Şu 10A'yı bu tarafa davet edersem eğer. Eksi 9A kalır. C'yi bu tarafa davet edersem. 9 parantezinde C eksi A kaldığını görürüz. Tamam. Şimdi şuradaki C eksi A ile 9'u çarpınca. 11'in katından bir fazla olan bir sayı elde edeceğim ben. Şimdi 11'in katından bir fazla olan bir sayı aynı zamanda 9'un katı olacakmış. Hemen 11'in katlarını düşünüyorsun ve bir fazlalarını düşünüyorsun. Mesela 12, 9'un katı değil. 19, 9'un katı değil. Değil mi? Pardon özür dilerim. 23, 11'in katından bir fazla olacak. 23, 9'un katı değil. 34 değil. 46, pardon 44 artı birden 45, 9'un katı güzel. O zaman ben burayı 5 seçersem B'yi de 4 seçmek zorundayım. Böylelikle B eşittir 4, ve C-A'yı da 5 bulduk. Bak 5 kere 9 45. 11 kere 4 artı 1 de 45'i verir. Şimdi ABC doğal sayısından bahsediyoruz ya. Güzel. Ben burada B'nin 4 olması gerektiğini bulmuştum zaten. c a' da 5 olacakmış. Şimdi C'den A çıkınca 5 kalacaksa 9'a 4 olabilir. 8'e 3 olabilir. Burası yine 4. 7'ye 2 olabilir. Burası yine 4. 6'ya 1 olabilir. Burası yine 4. 5'e 0 olamaz. ABC sayısından bahsediyoruz. A0 olamaz çünkü. Kaç taneymiş? 4 tane ama 4 şıklarda yok. Senin için koymadık. Düşme bu hataya diye. Hocam birbirinden farklı dediği için ben 4 ve 4 seçemem A ve B'yi. Dolayısıyla cevabımız 3 tane olacaktı diyebiliriz. Doğru cevap C şıkkında verilmiştir. Devam. ÖSYM bakış 16'dayız. Ayhan ve Bekir'in bugünkü yaşları sırasıyla AB ve BA iki basamaklı sayılardır. AB ve BA. Bu Ayhan, bu Bekir. Tamam. Diyor ki Ayhan Bekir'in yaşına geldiğinde yani BA yaşına geldiğinde aradan ne kadar yıl geçmiştir? BA'dan AB'yi çıkarırım. 9 parantezinde B-A yıl geçmiştir. Diyor ki Bekir bu kadar yaşına gelmektedir. BA artı B artı A yaşına gelmektedir. Ne kadar büyümüş? B artı A kadar büyümüş. Çünkü zaten B A yaşındaydı. B artı A yaş büyümüş. E bu da 9 parantezinde B eksi A büyümüştü. Demek ki bu B artı A ile 9 parantezinde B eksi A birbirine eşit. Burada 9 B eksi 9 A eşittir. B artı A yazılacak olursa hemen yukarı aldım işlemi. 8 B eşittir. 10 A'yı verir bize. 2 ile sadeleştirirsem 4 B eşittir. 5 A'yı yakalarız. Burada ben B'yi 5 A'yı da 4 seçebilirim artık. Yani başlangıçta Ayhan 45 yaşındayken Bekir 54 yaşındaymış ve diyor ki Bekir 60 yaşına gelirse yani kaç yaş büyüyecek? 6. Ayhan kaç yaşına girer diye soruyor. 45'e 6 eklersem 51'in ta kendisini bulurum. Doğru cevabımız B şıkkında verilmiştir. Ve geçtim ÖSYM bakış 17'ye. Diyor ki AB 2 basamaklı doğal sayısının rakamları çarpımı diye tanımlanıyormuş bu sembol. E madem öyle ben şunu nasıl yazarım? AB2 basamaklı sayısı eksi A kere B bölü şurayı nasıl yazarım? AB2 basamaklı sayısı artı A kere B biçimde yazarım ve bu bana 5 bölü 6'yı veriyormuş. A artı B soruluyor. İçler dışlar alalım o halde. 6 tane AB2 basamaklı sayısı eksi 6 çarpı A çarpı B dedim. Eşittir 5 tane AB2 basamaklı sayısı artı 5 çarpı A çarpı B dedim. Burada 5 çarpı AB2 basamaklı sayısını bu tarafa atarsam AB2 basamaklı sayısı kalır. Eşittir diyorum. Bunu bu tarafa atarsam 11 çarpı A çarpı B'nin ta kendisi kalacaktır. Şimdi benden e, ne isteniyor? Gençler A ile B'nin toplamı isteniyordu. A ile B'nin toplamı. E şimdi hocam ben burada bu eşitliği buldum ama A ile B'yi nasıl bulacağım? Şimdi bak 11'in katı olduğu için bu AB2 basamaklı sayısı... 11 olabilir, 22 olabilir, 33 olabilir, 44 olabilir, 55 olabilir, 66 olabilir, 77 olabilir, 88 olabilir, değil mi? Lakin şöyle bir durum var, hangisi sağlıyorsa ona bakacağız. Şimdi 11 eşittir, 11 kere 1 kere 1 sağlıyor mu? Sağlıyor. O zaman AB2 basamaklı sayısı 11'dir, rakamları toplamda 2'dir. 22 niye sağlamaz? 22 eşittir, 11 çarpı 2 çarpı 2 dersen 44, 22 eşit olmuş olur. 33'e bakarsan 33 99'a eşit olmuş olur. Sağlamaz. Yani tek sağlayan budur. O halde cevap da 2'dir deriz. Evet, 18'e geçtik ÖSYM bakışta. Devam. AB adet soru çözen bir öğrenci her yarım saatte 3 soru daha çözerek A saat sonra çözdüğü soru sayısı BA oluyor. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar olduğuna göre öğrencinin başlangıçta çözdüğü soru sayısı kaçtır şimdi? AB kadar çözmüş. Yarım saatte bir 3 artıyorsa saatte bir 6 artıyordur. A saat sonra 6A kadar artar. Artı 6A. Bak onu bir daha söyleyeyim. Yarım saatte 3 artmıyor mu? Yarım saatte. O zaman bir saatte 6 artar. A saatte 6A kadar artar. Tamam. Güzel. AB artı 6A eşittir neymiş? BA 2 basamaklı sayısı. Çözümleyelim hocam. Çözümleyelim. 10A artı B artı 6a eşittir 10b artı a yazdım. Buradan 10a 6a 10, 16a bunu bu tarafa alırsam 15a kalır. B'yi diğer tarafa alırsam 9b olur. Her ikisini 3 ile sadeleştirirsem 5a eşittir 3b gelir. Ve bu durumda da a'yı 3 b'yi 5'ten başkası seçemem. İlk başta çözdüğü soru sayısı yani AB sorulmuştu bize. 35 bize cevabın ta kendisini verir. Evet birbirinden güzel soruların artık sonuncusuna geldik. Ve basamak kavramının ÖSYM bakışını an itibariyle bu soruyu çözünce bitireceğiz. Dinleyin beni. 3 basamaklı bir doğal sayının onlar basamağındaki rakamın karesi bu doğal sayının birler ve yüzler basamağındaki rakamların çarpımına eşitse bu doğal sayıya geometrik sayı denir. Mesela x, y, z sayımız varsa y kare eşittir x çarpı z oluyorsa eğer geometrik sayıdır deniliyor. AB9 ve BC4 sayıları birer geometrik sayıymış. O halde şu sayı için konuşuyorum. B kare eşittir 9 çarpı A'dır. Şu sayı için konuşuyorum. C kare eşittir 4 B'dir. Doğru mu? A artı B artı C soruluyor. Şimdi ben B'yi 0 seçemem. O zaman 0 0 0 olmuş olur bizim 3 basamak sayımız. Peki 1 seçersem C'miz 2 olur. B 1 olursa 1'in karesi eşittir 9 A'dan A 1 bölü 9 gelir. Yemedi. Bu gitti. Peki A'yı 2 seçersem 8 olur 8 karesel değildir. 3 seçersem 12 de karesel değildir. 4 seçersem 16 o zaman C de 4 olur. 4'ün karesi 16 eşittir 9 A'dan cık, gelmedi. Peki 5 seçelim 20 karesel değildir. 6 seçersem 24 olmadı. 7 seçersem 28 karesel değil. 8 seçersem 32 karesel değil. 9 seçersem kareseldir. 4 kere 9 36. 6'nın karesi 36 C'yi 6 seçerim. Buraya geldim. 9'un karesi 81 eşittir 9 A ise A da 9'dur. O halde A 9'muş, B 9'muş, C de 6'ymış derim. 6 az daha hata yapıyordum. Toplarsam ne gelir? 24'ün ta kendisi doğru cevabımız da D şıkkı olmuş olur. Ve evet gençler bir sonraki videomuzda Sml bakış testini sizle beraber çözeceğiz ve bugünü de noktalamış olacağız. O halde sonraki videomuzda efendim görüşmek üzere. Sizleri seviyorum hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.